gerçekleşti. Bursa'nın gerçeklerinden biri haline geldiler. Çeşitli vaatler verildi, sözler söylendi, raporlar düzenlendi ancak değişen hiçbir şey olmadı. Bursa'daki mevsimlik işçileri ziyaret eden Bursa Tabip Odası ve meslek örgütleri bölgedeki izlenimlerini paylaştı. 2 yılın ardından işçiler için tuvaletler, elektrik direkleri yapıldı ancak ne tuvalete girecek su verildi ne de çadırları aydınlatacak direkleri. Memleketlerinden çalışmak için Bursa'ya gelen mevsimlik işçilerin kaderi değişmiyor. Zor şartlarda yaşayan işçilerin durumunu 2 yıl önce rapor halinde sunan Bursa Tabip Odası, geçen 2 yılın ardından mevsimlik işçileri ziyaret etti ancak değişen hiçbir şey yoktu. Elektrik direkleriyle ve bir trafo bağlanarak yaşam alanlarının bulunduğu yere elektrik gelmiş. Olumlu gibi görünüyor ama kötü olan şey şu, elektrik direği var, trafo var. Ama orada yaşayan hiçbir aileye elektrik bağlanmamış. 2 yıl önce orada tulumbalarla orada yaşayanlar su sorunlarını çözmeye çalışıyorlardı. Ve hatırlayın, su bardaklarına koyduğumuz su gözle görünür bir kirlilikte olduğu için biz o suları herhangi bir sahile gönderme ihtiyacı bile duymamıştık. Şimdi o tulumbalar dışında belli aralıklarla çeşmeler yapılmış. Görünüşü güzel. Ancak biz gittiğimizde çeşmelerin hiçbirinden su akmıyordu. Hepsini açarak denedik. Mevsimlik işçilerin en büyük sıkıntıları zorunlu ihtiyaçları karşılayabilecek hiçbir koşulun olmamasıydı. Çadırların henüz dağıtıldığı, yapılan çeşmelere rağmen suların hala akmadığı mevsimlik işçi coğrafyasının en büyük sorunu su. Orada büyük bir holding ve bir başka işletme oradaki toprakları işlemeye başlamışlar. 2 yıl önce aldığımız bilgiler buraların hazineye ait topraklar olduğunu söylüyordu. Şimdi bu hazineye ait topraklar nasıl oldu da holdingler tarafından, büyük işletmeler tarafından işleniyor bunu bilmiyoruz. Bursa Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Kaya Anpala susuzluk sorununa bağlı olarak hastalıkların da arttığını söyledi. Yalnızca altında bir su gideri olan, su gideri de 50 santim sonra yaşadıkları alanın üstüne dağılan, çevresi bezle örtülü bir yerde taşıma suyla, taşıma suyu da tekrar ediyorum, gözle görünür bir kirliliği olan bir taşıma suyuyla yıkanmaya çalışıyoruz. Bizim gözlemlerimiz, kampta ishalli erişkinler ve çocuklar var. Bizim gözlemlerimiz, özellikle çocuklarda çok ciddi cilt sorunları var. Bursa Tabip Odası, Sağlık Müdürlüğü ve diğer yerel yönetimlerin davet etmesi halinde mevsimlik işçilerin barındığı köylere sağlık hizmeti götürmeye gönüllü. Akademik odaların da destek verdiği mücadele için yerel yöneticilerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü artık çoğu doğu kökenli olan mevsimlik işçiler için tek sorun barınma ve fiziksel koşullar değil. Diyorlar ki artık anladık ki bizim bu başımıza gelenler bizim mevsimlik işçi olmamız, göçle gelmemizle falan ilgili değil. Kürt olmamızla ilgili. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu mevsimlik işçilerle ilgili hukuki düzenlemenin mutlaka yapılması gerekiyor. Artık Anadolu'nun bağrından trenlere, otobüslere lebelep aileleri bindirip tarlaların ortasına bırakıp çalıştırmak 21. yüzyılın eşiğindeki ve Avrupa Birliği'ne girme çabası gösteren ülkemize maalesef yakışmıyor. Tarımın sürdürülebilirliği için bunlara mutlak ihtiyaç vardı. Orada duyduğumuz en önemli şeylerden bir tanesi de oydu. Eğer biz bulunduğumuz yerde karnımızı doyuracak kadar bir gelire sahip olabilirsek zaten buralara gelmeyiz. Bakın bu çok tehlikeli bir şey.